Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile girdiği oy pazarlığında özellikle de İyi Parti'den günlerdir tek bir kelime yok bu konuyla ilgili. Bu sessizlik HDP'yi biraz daha cesaretlendirmiş gibi görünüyor. Kayyum, özellik, İmralı derken Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllık kazanımlarına da adeta savaş açtılar. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Lütfedip bizi kabul ettikleri için de teşekkür ederim. İşte ne olduysa o görüşmeden sonra oldu. Masada neyin pazarlığı yapıldı bilinmez ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP taleplerinde de günden güne vites yükseltti. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, Sayın Karayılan, Sayın Bayık, bu insanlar dağlarda. Tokalaşmak varken, kucaklaşmak varken bu kavga neden? Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kirli pazarlığına koalisyon ortaklarından çıt çıkmadı. Burada Kürdistan'da Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı içinde ciddi emek sarf edildi. Bu sessizlik HDP'yi daha da cesaretlendirdi. Gaza alan HDP'li milletvekilleri sosyal medya hesaplarından terörist başı Öcalan'ın doğum gününü kutlayacak kadar ileri gitti. Terör örgütünün talepleri için Kılıçdaroğlu'ndan söz alan HDP, Cumhuriyet'e bile göz dikti. Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Sistemi değiştirmek istiyoruz temelden. Eskiye de dönmeyeceğiz. Kayyum uygulamasına son verilmesi, özerklik ve KHK'lılara af, sınır ötesi operasyonların durdurulması, HDP'nin ihanet beyannamesinde yerini aldığı gibi Kılıçdaroğlu'nun vaatleri arasına da girdi. Yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz. Biz yeni bir anayasa yapacağız. Bu toprakların bütün kimlikleri, bütün inançları bu anayasada olacak. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız oy vereceksiniz. Onlar da var. HDP pazarlığı yaptı, tam kadro sahaya indi. Koalisyon ortaklarını üstü kapalı tehdit etmekten de geri durmadı. Altını masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Oyları ne biliyor musunuz? Binde birlerde olan bir parti bizimle gelecek. Cumhurbaşkan yardımcısı olacak, bizimle gelecek bakan olacak ama bize de parmak sallayacak. Yedili koalisyonda HDP'nin talepleri için çalışmaya başladı. Deva Partili Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından Gezi Parkı olaylarının finansörü olmak suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala'nın suçsuz olduğunu savundu. Burada durun. Yaşanan tablo kulislerde teröristlerin yıllarca ulaşamadığı hayalleri Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortakları altın tepside sunuyor yorumlarını da beraberinde getirdi.